Endonezya, Türkiye'den 5. nesil Kaan Savaş uçağı alacak. Peki bu uçaklarda kullanılacak olan TF-35.000 motor nasıl teslimata yetiştirilecek? İşte cevabı. TF-35.000'in yeterince ilerlemiş olması, Endonezya'ya ihraç edilecek Kaan'ın yolunu açtı ve Endonezya 2 filo Kaan E versiyonunu 2030 yılı başlangıcı ile teslim almaya başlayacak. 2030 yılında Endonezya'ya TF-35.000 ile Kaan teslimatı yapacak olmamız demek, en geç 2028'de ilk TF-35.000 motorlu Kaan ilk uçuşunu yapacak demektir. Bu durumda 2027 sonunda da TF-35.000 testleri tamamlanacaktır. Bu açıklamalar en çok Türk Hava Kuvvetleri'nin olursa 2028'de F-110, olmazsa en geç 2029'da TF-35.000 ile Kaan teslimatlarına olan güvenimizi daha da arttırmıştır. Türkiye ile Endonezya arasında varılan mutabakat kapsamında, 48 adet Kaan savaş uçağının, tamamlandığında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla ürettiği ilk turbofan savaş uçağı motoru olacak TF-35.000 ile Jakarta'ya teslim edileceği bildirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye'nin havacılık tarihindeki en iddialı projelerden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan, ilk uluslararası müşterisini bularak önemli bir virajı döndü. Anlaşma, sadece bir platform ihracatı olmanın ötesinde, Türkiye'nin motor teknolojisindeki birikimini ve iddiasını da içeren kapsamlı bir işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri, ihraç edilecek Kaan platformlarına güç verecek motorun milli imkanlarla geliştirilen TF-35.000 olmasıdır. Bu iddialı hedefin arkasında, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki iki önemli kuruluşu olan TR Motor Güç Sistemleri Sanayi ve TUSAŞ Motor Sanayi bulunmaktadır. 2017 yılında Savunma Sanayi Teknolojileri tarafından kurulan ve daha sonra tüm hisseleri TUSAŞ'a devredilen TR Motor, Türkiye'nin gaz türbinli motor teknolojilerinde tasarım ve geliştirme yetkinliği kazanması amacıyla yapılandırıldı. Şirket, resmi internet sitesinde TF-35.000 projesini ana ürünlerinden biri olarak tanımlamakta ve motor alt sistemlerinin geliştirilmesi, tasarımı, prototip üretimi ve testi gibi alanlarda kabiliyetlere sahip olduğunu belirtmektedir. Projenin diğer kilit ortağı TEİ ise, engin tecrübesi ve üretim altyapısıyla TF-35.000 motorunun hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstleniyor. TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, daha önce yaptığı bir açıklamada, geliştirilen motorun kendi sınıfında dünyanın en iyi 3 askeri turbofan motorundan biri olacağını vurgulayarak, bu proje artık olacak mı, olmayacak mı sorusunu aşmıştır, ne zaman olacağı meselesidir. Ve herkesin umduğundan daha hızlı olacak, ifadelerini kullanarak projeye olan güveni dile getirmişti. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.